Şu, bakın buradaki sorun şu, Türkiye'nin bu kadar hassasiyeti olduğun, olduğu bir noktada, kırılganlığın arttığı bir yerde, <laughs> NATO toplantısı <laughs> zirvesinde, NATO zirvesinde, Türkiye politikasının net bir şekilde ortaya koyduğu bir yerde, pençe kilit harekatında kilidin artık kapandığını söyleyebileceğimiz bir yerde, bakın sonuna doğru çok hızlı yerliyoruz, bakın sonuna, bugüne kadar gidilmedik yerler, temizlenmedik yerler temizleniyor. Bak temizlenmedi ki yerler temizleniyor. Kökü gerçekten katılarak <laughs> gidiyor ve birileri bundan rahatsız. Ve örgüt bugünlerde kamikaze dronlar kullanıyor. Evet. Örgüt gelişmiş teknolojiye sahip silah sistemleri kullanıyor. Hatta geçen gün çok ilginçtir. Bölgede PKK terör örgütünün kısa menzilin yani omuzdan atılan eee hava savunma sisteminin dışında hava savunma sistemi olabileceği tartışılmaya başlandı. Arkadaşlar bunlar böyle piyasadan e, parayla alacağınız şeyler değil. Bunları piyasadan parayla bulamazsınız. Ne oluyor arkadaşlar ya? Bakın ne oluyor dediğimiz hani demin dedik ya Trump'a, bakın Trump'a kurulan tuzak çünkü biz burada tartışırken hep ne dedik? Türkiye tuzak kuracaksınız bir yerde kurarsınız. O da Suriye'de kurarsınız. Irak'ta da kuramazsınız. <laughs> Irak'ta çünkü cepheler belirlenmiş durumda. Herkesi safınıza aldınız. Ama Suriye sahası bölgede tuzak kurulabilecek, iç karışıklığın Türkiye'dekini de tetikleyebilecek alan. Gördük. Yaşadık. Ya. Bölgede Mesela. özel harekat yani özel kuvvet askeri üsleri harekat üstleri varken Hah. o bölgeye kimsenin dikkatini çekmeyecek malzeme sevkiyatı yapacak kargo uçaklarının inebileceği alanlar varken siz herkesin gözüne basa basa herkesi alarma geçirircesine bölgeye bunu niye gönderirsiniz? Yaralı takviyesi yaralı tahliyesi olmaz. Yaralı tahliyesi gene de yaparsınız. Helikopter. Hayır, o gönderdiğiniz uçaklar aynı zamanda askeri eee taşıma içine kullanılıyor. Yani yaralı taşımak için kullanabilirsiniz. O, oraya indirebilirsiniz. Ne var arkadaş? Bunun içerisinden ne indirdiniz? Olabilecekler ne? Varsayımlarınız ne? Valla ben şöyle söyleyeyim. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözünden kaçmamıştır. Hatta her şeyini görmüştür. Devlet biliyordur yani. yani kesin biliyordur. İşte ben de o yüzden söyledim. Çıkacak görüntü... Şey... Ee... evet. Buyurun buyurun. Evet, Yaklaşık ya, 7-8 saat ya. önce evet. paylaşılmış. Mesela Ali Burak hocam evet. buyurun. Ben bir evet ben bu çok e, şimdi bakın. Pençe Kaplan yani Mete Bey ben de aynısını düşünüyorum. Pençe Kaplan kilit bölgesinde Türkiye'nin büyük bir askeri hareketliliği var. KDP bunlar açık kaynaklara yansıdığı için rahatlıkla konuşabiliriz. PKK çevreleri Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri harekatın başladığını başladığını ilan ettiler. Milli Savunma Bakanlığı ilan etmedi. Ben kendi devletimin şeyine bakarım resim açıklamasına ama bayağı birçok görüntü geliyor. Doğuka 20 kilometre yaklaşıldığına dair, Matin bölgesinin kuşatıldığına dair, Garaya doğru ciddi derecede hareketlenme olacağına dair, mevcut üst bölgelerin tahkim edileceğine dair PKK'ların direnemediği, ölü sayıları etkisiz hale getirilenler 15-20. Bu harekatın ne kadar sıkı geçtiğinin göstergesi yani günlük iki günde bir açıklanan rakamlar. Bunların hepsi Irak'ın kuzeyinden gelen rakamlar. Bunlar önemli. Burada KDP'nin de Türkiye'ye destek verdiğini göre, görüyoruz. Bu zaten oraya gidip önce işte Sayın Kalın gitti, Fidan gitti, sonra Cumhurbaşkanı gitti. Anlaşmanın da işlediğini gösteriyor. Bir başka örnek PKK'ların KDP'li üst düzey yöneticileri özellikle Süleymaniye bölgesinde bombalı suikastlar yapıyor ve Duran Kalkan'ın kendi yayın organlarında KCK yöneticilerinden PKK KCK öncesi Barzani'ye çok ağır ithamlar oldu. Yani KDP'yi suçlayan bu hiç daha önce olmayan bir şey. Yani Türkiye hiç açısından maşallah diyelim Irak'ın kuzeyinde işler iyi gidiyor. E şimdi bu uçak gelirse Mete Bey'in dediği gibi ben bu işi hiç sevmedim. Kocaman bir uçak gelirse Türk askerini dengelemek için ne getirir bilemez. Antitank mı getirir? Omuzdan atılan bir şeyler mi getirir? Başka Hayır, onları, onları zaten getirdi usta. Evet. Mesela anti tank olamaz. Daha da hali. Hani o yüzden söylüyorum. Anti tank, tank olamaz. Omuza atılan füze Var sistemi onlar. olmaz. Zaten gönderdi. Ne gönderdi arkadaş ya? İşte daha komplike. Şimdi Aynen öyle, daha size katılıyorum. Komplike. Bunları Hase, Hase, Hase de indiriyor. Bunu İran kuzeyine geçirirseniz... ...Türkiye'nin orada İHA'ları zaten belli bir devriye mantığıyla ve de haber elemanı şebekesi, bir de sinyal baratı, istihbarat, Sinyal baratı başkanlığı var. Bunların telsiz konuşmalarını vesaire bunların tespit eder. Bunlar hani bunları kamuoyuna açıklamak zorunda değil. Tespit edilir. Tespit edersiniz de ortada somut sonuç, sonuç peki, var. Peki o zaman tespit Peki Hoca. Da o zaman evet. gösterdiğiniz evet. Şöyle bir şey söyledi geçen Türkiye devleti PKK'ya gidecek olan bütün yardımların vurulacağını söyledi. ...kimden gelirse gelsin... Evet. ...hangi devletten gelirse gelsin... ...özellikle bunu ABD... ...ve İran için söyledim. ...buradan gelen malzemeyi vuracak mıyız? Vurursak şaşırır mıyız? Siyasi bir karardır. Vurursak yani Amerikalar mıyız? taşırken bunu... Vurursak evet. şaşırır mıyız? Çünkü Biz devlet hemen. bunun siyasi açıklamasını yaptı. Karar. Efendim? Ne hocam? Yani bilmiyorum. Hayır, onu devlet devlet ya bunun açıklamasını yaptı. Açıklaması yapmışlar hocam. Yaptı yani... Tamam. PKK'ya gidecek olan bütün konvoylar yardım konvoylarının tamamı vurulacak diye açıklama yaptı. Gayet normal, güzel. Şunu söyleyeceğim. Hayır, evet. çok normal. Evet. Ama şöyle söylüyorum. Bak tuzak böyle kurulur. Herkesin gözünün içine baka baka bir yardım gönderirsiniz ve bu yardım konvoyunun Amerika'dan geldiğini gösterirsiniz. Siz burada o konvoy şeye gittiğinde vurursunuz ve sonra dönersiniz Amerika'ya. Dersiniz ki Amerikan askerleri Türkler tarafından vuruldu. Tabii zaten senaryo Tuzak bir işte şey bak sana söyledim bu. işte dedim ya. Tuzak ha, dediğiniz hikaye bu. tam da bu. bu. Önce şeyini özüne sokarsınız. Türkiye'nin gözüne sokarsınız. İşte ben o yüzden dedim. Ne oldu da kardeşim çok daha örtülü bir... Çünkü bütün istihbarat operasyonları adı üzerinde örtülü olur. Gözüne sokarak yapmazsın. Gözüne sokarak bir operasyon icra ediyorsa bundan muhakkak bir Psikolojik harekat da içine planlanmış demektir. E gel, Biz öyle bakarız. Gel, açık açık. Efendim? Gel, açık açık. Gel gel. gel işte onu söylüyorum. Bir harekat ne kadar görünür hale gelmişse, bu harekatın artık örtülü operasyon olduğu anlamına gelmez. Bu artık başka bir harekatı da içine barındırıyordur. Benim korkum ki Hep söylediğimden beri söylüyorum. Baştan Osman, beri. söylüyorum. uçlarıyla oynuyor? Suriye sahası tuzaklarla dolu. Göç. Türkiye karşıtı hareketler. Evet. Artı Amerikan bölgedeki yaptığı faaliyetler. Suriye sahasından bekliyoruz biz her türlü karşı hamleyi. Türkiye'ye karşı yapılacak hamlelerin tamamının merkezi şu andan itibaren demiyorum. Çok daha önceden söyledim bunu. Bir 6 ay oldu. Suriye merkezi. Biz hep buradan bekliyoruz. O gösterdiğiniz havalimanı burada nerede şimdi abi, Mete Bey? de anlaşma olacak ya yakın bir zamanda. Yani Irak'ta görüşülecek. Olacak görüşme... mı? Evet evet. Bir iken içinde bir görüşme ayarlanıyor. Konuşulacak. Şimdi, ya ben görüşme olur da hani görüşmenin sonunda bir çözüm bekler misiniz? Şartlı bir görüşmeden bahsetmiştiniz. Bana sorarsanız. Esat. Bakın görüşürsünüz. Ben görüşme başından beri görüşmemesi tarafta değilim zaten. Ben elçiliğin kapatılmaması da taraftarı değilim. Başından beri elçilik açık kalmalı. Görüşe bilmeliyiz. Görüşebilmeliyiz. Sorunun çözebilmesi için önce görüşmeniz lazım. Yani biz şeyin tarafı değiliz ki, savaşın tarafı değiliz ki. ya yani biz Suriye Devleti'nin savaşı ilan etmedik. Ki. Böyle bir durumumuz yok. Suriye Devleti ile böyle bir durumumuz da yok. Buradaki yaşanan sürecin de bir parçası değiliz. Ama bazı olayların parçası haline geldik. DAEŞ, PKK gibi konulardan dolayı içerideyiz. Suriye Devleti'ne karşı operasyon çekmiyoruz. Eğer çekseydik, bak çekseydik, terrifata çekerdik çekseydik mimici çekerdik. Hı hı. Tamam. Çekmedik. Bizim alanlarımızın tamamı, girdiğimiz alanların tamamı PKK tarafından kontrol edilen alanlardı. O zaman şimdi şöyle konuşalım. Ne yaşanacak ki? Irak'ta kurduğumuz baskının, baskının farklı bir boyutunu göreceğiz. Yani Irak'ta PKK'nın üzerine kurduğumuz baskıyı nasıl uluslararası e, gruba farklı gösterecekler. Nasıl yapacaklar bunu? Evet. Yapacakları şey işte kokan dediğim, tuzak kokuyor dediğim hikayeler burada başlıyor. Şimdi Türkiye vuracak meselesi, Türkiye vurduğunda Amerika Birleşik Devletleri, velev ki vurursa tabii ki. O zaman Amerika Birleşik Devletleri Vay efendim vurdun mu olacak? E biz sana zaten söylemiştik mi diyecekler. Yani burada nasıl bir hani hocamın da söylediği gibi orada artık diplomatik bir karardan bahsediyoruz. Hani gel gel meselesinden önce yani herkes kartlarını masaya açık koydu nihayetinde. O zaman nasıl bir sonuç çıkacak? İşte tam hani normalleşme görüşmelerden bahsediyoruz ailecek görüşme demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad bunu şart şartlıya bağlamışken Amerika Birleşik Devletleri dışişleri de Hiç ben izin zaman, vermem demişken zaman. o zaman ee... Esat ABD'yi mi dinliyor?